Bir zamanlar iki tane yakınımın başına geldi bu olay. Ben orada hazır bulundum, önledim yani, bırakmadım. Ben bir allık bir dalgınlığımla nasıl böyle bir şey, ama iyi niyetliğimden kaynaklanan yani, dedim, dediler ki FETÖ şebekesini çökerteceğiz, şey yapacağız. Ben de iyi niyetimden işte yararlan şey yaptılar. Kafam da o zaman dalgındı. Kafam dalgındı, uykusuz kalmıştım. Tam yerimden yakaladılar beni yani. Yoksa ben böyle tuzaklara düşecek adam değildim yani. Cenazemiz vardı. Kafam dalgındı biraz. Bir anda bir telefon geldi bana. Babamın adını söylediler. Yani benim hattım da babamın adınaydı. Sonra ben dolandırıcı olduklarını anlamadım. Kendileri Savur Jandarma Komutanlığı'ndan, yani bizim Savurlu olduğumuz için Savur Jandarma Komutanlığı'ndan, bir de babamın adını söyleyince onun hattından da aradılar. O anda benim kafamı şey yaptılar. Eşime de aynı zamanda uğraştılar. O eşim bana dedi jandarma içeride, onu da böyle evlendirdiler. Yani 12 senedir Bursa'da inşaatlarda çalıştığım bütün emeklerimi çaldılar. Kendilerini jandarma olarak tanıtıyorlar. Evet. Sizi nereye çağırdılar telefonla? Beni adliyeye çağırdılar ilk önce. Ben adliyeye gittiğim zaman dediler ki oraya yaklaşma, biz seni alacağız. Biraz bekledim, sonra benim kafam yerine geldi. Jandarmaya gittim. Dedim ki böyle böyle bir numara arıyor beni, bakar mısınız? Bu ne, nasıl, ne? Neyin nesidir? Neyin nesidir? Ben jandarma değildir bu. Sonra orada ben dolandıklarını anladım. Ben taksiye atladım, eve geldim. Eşim evde yoktu. Baktım ziynet eşyalarımı, her şeyimi götürmüşler. Aynı şekilde benden habersiz onu da, yani benim başıma getirdiklerini daha beterini eşimin başına da getirdiler. Maalesef bizim 12 senelik emeğimizi, 4 tane öğrenci okutuyorum, hepsini götürdüler. Dilerim başka arkadaşların başına gelmesin böyle şeyler. Dilerim Allah'larından bulsunlar, ne yapayım. Yani elimizden gelen bu. Numara aradılar. Eşimden numaramı istediler. Ondan sonra benden, eşim de beni aradı. Ondan sonra ben dedim eşime, ya dedi ki sen tam inandırıcı oldu. Eşime dedi ki eşim buradadır dedi. Dayısı da var onun yanında dedi ki bu kadar altınlarınız var dedi. Eşim diyor ki o altınları getir. Ben de aldım altınları, götürdüm, çantayı benden aldılar. Jandarma dediler, eşim zaten karakolda dediler ki hiç malınıza hiçbir şey olmayacak dedi. Hesabına yatıracaktım da kuyumcu dedi ki gecedir artık olmuyor, çanta olarak elimden aldılar. Şikayetçiyim, Allah onun belasını versin onların. 450 milyar var, 33 tane altın, 2 tane bilezik, biraz da dolar vardı çantada. Memur bey, var mı bir haber, bir gelişme? Bizim, biz merakla bekliyoruz yani. Dört gözle onların yakalanmasını bekliyoruz.